Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bizim bulunduğumuz yer Muradiye Şelalesi'nin hemen arkasında, kuzeyinde bulunan bir ormanlık alanın içerisindeyiz. Ormanlık alan denildiğinde bizim bu bildiğimiz klasik orman değil, binlerce kavağın olduğu bir alandayız. Bu kavaklar daha çok suyla beslenen ağaçlardır. Buraya baktığımızda işte binlerce ağacın kurumasının nedenini, sebebini araştırmaya çalışıyoruz. Bazıları diyor işte hayvanlar kabuğunu yediğinde dolayıdır. Bazıları diyor susuzluktan kaynaklıdır. Bazıları da diyor ki HES'in yapımından, suyun oksijenin bitmesinden kaynaklıdır. Hangi sebepte olursa olsun bu böyle bir manzaranın gerçekten bir vahşettir, itkinliktir. Binlerce canlının toplu katliamı gibi bir şeydir. Bu bağlamda biz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde temiz bir çevre, canlanmış bir doğayla sizi haberdar etmek isterdik. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamak isterdik. Ama böylesi acı dram veren bir şekilde bu manzarayı görmemiz bize burukluk veriyor. Burada da çağrıda bulunuyorum yetkililerin bu konuda duyarsız kalmaması, diğer ağaçların yok olmaması için tedbir alması gerekiyor. Halkımızın da bu konuda geleceğimiz olan insanların, canlıların, börtünün, böceği yaşayabileceği temiz bir havaya her canlının ihtiyacı var. Böyle gidersek biz soluk alamayacak, nefes alamayacak, temiz bir çevre bulunamayacağız. Yarın belki çok geç olur. Onun için bütün halkımız da bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Bu arada 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bütün canlılara kutluyorum. 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olarak bilinen bir gün olduğunu biliyoruz. Biz de dolayısıyla bugün şelaleyi ziyaret ettik. Şelalenin üst kısımlarında bulunan kavaklıları gördük. Yani burada şu anda geleceğe yönelik işte tarihte bugün 2023 diyoruz. Geleceğe yönelik işte görünen bu kavakların geleceğe yönelik bir belirtisidir. Dolayısıyla bir an önce bizim de ekolojiye yönelik olarak olan çalışmalarımız hakikaten burada işler acısı olan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Belki tarihte bugün görmüş olduğumuz ağaçların ve bu alanın çoğalacağını tahmin ederek bugün buradayız. Bu gidişatla eğer müdahale edilmezse geleceğe yönelik ekolojimizin tahrip olacağını tahmin ederek bugün burada bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler bu konuya ilişkin olarak sorumluları tedbir almaya davet ediyoruz. Sorumluluk taşıyanlar, hele hele mesela burada Muradiye'de sorumluluk taşıyan hem belediye hem kaymakamlığın, şu an gerçi belediye ve kaymakamlık kayyumlar tarafından yöneltiliyor. Zaten bu da onların belirtileridir. Şu anda görünen bu tahribatın, bu hastalığın ağaçlara, canlara yansıması onların belirtileridir. Bunların bir an önce tedbir almaları gerekmektedir. Bu tedbir alınmazsa geleceğimizin çok parlak olmadığını, önümüzü göremediğimiz bir dönemle karşı karşıya olduğumuzu belirteyim. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Normalde geçen sene 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne burada olduğumuzda binlerce boğan balığının uçuştuğu, şelalelerin, su seslerinin olduğu bir gündü. Ama bugün olduğumuz yerde su debisinin çok düşmesinden kaynaklı bir suyun olmadığı, uçan balığın olmadığı bir noktadayız. Biz Vanlılar olarak, Van'da yaşayanlar olarak doğanın bize bahşettiği
birçok bize cömert davrandığı birçok konu vardır. Bunların başında işte 365 günün 300 günü güneşin eksilmediği ve bir Van Denizimizin olduğu, Van Denizi'ni altın gerdan gibi süsleyen sazlıklarımızın, sulak alanlarımızın olduğu ve aynı anda sadece Van'da yaşayan, Van'a özgü uçan balığımızın olduğu, 15 Temmuz 15 Nisan arasında üreme dönemi olan bu canlıların her dönemde özellikle bu balık bandında bu tarihte milyonlarca balığın olması gerekirken şu anda baktığımızda bir tek balık dahi görülmüyor. Bu da suyun debisinin olması, suyun oksijenin eksik olmasından kaynaklı bir sorundur. İlimizde yüzlerce sorun var. Biz bugün işte şarıl şarıl sularda, yemyeşil alanlarda, ormanlarda bahsederek bugünü kutlamak isterdik. Ama bugün 5 Haziran olmasının burukluğunu yaşıyoruz. Burada işte yüzlerce sorunun olduğu, sorunların boyutluğu bir alan, bir günü, günün burukluğunu yaşıyoruz. Bir başka somut örnek, Van'da 1 milyon 200 bine yakın insan yaşıyor. Bunların bir kişi günde 1.2 kilogram çöp üretiyor. Sözde çöp toplama alanları oluşturuldu. Ama bugün hiçbir yerde çöp toplama alanları çöp geri dönüşme dönüşmediğinden dolayı böylesi bir ilkel konum yaşanıyor. Günde yaklaşık 600-700 tona yakın çöp doğaya salınıyor. Bu tür sorunların bir an önüne geçilmesi ve bu vahşete dur demesi gerekiyor. Biz burada 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle bütün yetkililerin ve bütün insanların, bu özellikle var havzada yaşayan bütün insanların doğaya duyarlı olmak, temiz bir nesil için, temiz bir gelecek için şimdi de önlem almaya davet ediyoruz. Kızılderili'nin dediği gibi suyun bittiği, derenin kuruduğu ve balıkların öldüğü olmadığı bir noktada paranın kıymeti olmayacağı anlaşılacak ve çok geç olacağı söyleniyor. Tam da bugün o Kızılderili biraz da bizim için söylemiş.